Valla bu ilişki bana tıpkı şey gibi, ayakta tutan şey birbirlerine saygı gibi geliyor. Kıvanç'ın diğer erkek esmer versiyonu neydi? Aa, hep bildiğim Kenan, ne o? İmirzalıoğlu. Evet. Heh. Onların evliliği de ikisi bana çok saygılı geliyor. Yani bu Evet, dördü çok çok belli. saygılılar Ya gibi içinde geliyor. O yüzden yaşıyorlar, o evlilik çok güzel güzel. gidiyor. Ortaya Evet. dökmüyorlar ya, ortaya dökünce yanlış oluyor galiba. Kötü şeyler de daha rahat çıkabiliyor. Evet, bu en son AVM'de Sili'de Matrix'teki Keanu Reeves'in kıyafetine Ama ben benzetilmiş. yine bu stili en çok Bülent Sertaç'ta beğendim. Matrix'teki, evet. Ha. Bülent Sertaş Bülent Sertaş en güzel taşıyor, değil en mi? güzel taşıyor. Ben Evet. de pazartesi böyle bir şey giyeceğim. Gelmiş çünkü bana da. Bunu görmüş ama bana yollamış firma. Ondan Tabii dolayı. tabii. Peki. Bir eksik kalır mıyım? O zaman devam ediyoruz. 13 numara mı? Peki. 15, 13. Tuana Türkaya, İrem Sak'tan olay gönderme gelmiş. İrem Sak, Tuana Türkaya neden savaş açtı? Aa, bakalım. Güzel oyuncu İrem Sak, polemiğin fitilini ateşledi. İrem Sak, Tuvana Türkay'ı neden yerin dibine batırdı? Tuvana Türkay'ın adı geçtiğimiz yıl yakışıklı oyuncu Onur Tunay'la aşk dedikodularına karışmıştı. Zira güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına Onur Tuna ne desem yazmış, Tuvana Türkay da not al hepsini bana söylersin demişti. Dikkat çeken yazışma aşkın ilk kıvılcımı olarak yorumlansa da ikiliyi bir arada hiç görmemiştik. Ta ki Tuvana Türkay ve Onur Tuna aynı filmde buluşuncaya kadar Ağır Romantik filminde ikilinin aşk dolu sahneleri herkesi hayran bırakmıştı. Ancak her ne olduysa gerçek hayatta Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın arasına kara kedi girmişti. Öyle ki galada Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozmuştu. Ağır Romantik diye bir film çektik. Açıkçası eğlenerek bu işi yaptık. Biz çekerken çok eğlendik. Biz çok eğlendik çekerken. Umarım izleyenler de bunu hissederler. Klişelerine girmeyeceğim. Hiç kimse çektiği filmle alakalı ben çok kötü bir film çektim, gidin izle, gidin gitmeyin izlemeyin falan demez. Ünlüsü sosyal medyada herkes Tuvana Türkay'a tepki göstermişti. Sarı tuvalet terliğiyle dövmek isteyenler mi dersiniz? Polemikler kraliçesi Demet Akalın gibi küfürlü paylaşımlarla gönderme yapanlar mı? Neler neler. Tuvana Türkay'a bir tepki de yıldız oyuncu İrem Sak'tan geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Sak'a Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasında yaşanan gerilim hatırlatılınca bakın ne dedi. Aman Tuvana duymasın. Kamera önünde ayarı kaçırmamak önemli. Valla ben Tuvana'yı çok beğeniyorum. Güzellik bakımından çok güzel bir kız. Ama son yaşadığı tabii ki talihsiz olaylar vardı. Şimdi İrem Sak bir cümle söylerken devamını beklemeden dedim ki, yani ilk önce diyor ki kameralar karşısında tabii ki dikkat etmemiz lazım diyor ama Ayar önemli diyor. ayar önemli diyor. Geçen haftalarda bir röportajda Nefes erkek alsın yeter. arkadaşımızın özellikle nefes alsın yeter dedi. Hepimiz burada gülmüştük, eğlenmiştik ama çok da tepki almıştı. Mesela o da ayarsız kaçabilir bazı insanlara göre. Sonrasında ne diyor? Ben de bazen kaçırıyorum diye öz eleştiride de bulunuyor. Benim son günlerde çok evet ya bu kız çok doğal diyebileceğim tek insan herhalde İrem ya. Tıkır O da tıkır neyse o söylüyor ya. kadar doğal ki. Bunu bir tık İrem Derici yapıyordu. Sonra İrem pot İrem biraz kırmaya ayarı başlayınca o kaçırdı. dedi ki ben biraz susup kendimi geri çekeceğim dedi. Şimdi İrem Sak bunu yapıyor. Ama o da çok doğallık çok ayar kaçırmak mıdır? Evet bazen oluyor. Bazen çok kaptırabiliyoruz doğallığa. Ama Tuana'yı bence burada inceden iğneliyor. İğneliyor ama şey diyor, hani ben de arada yapıyorum, ayarsız diyor yani. Ben de arada yapıyorum o ince geçiyor da orada Tuana'ya lafı söylüyor yani. Başka bir ortak sıkıntıları vardır diyor musun? Onu sen diyorsun galiba. Acaba Olabilir mi eski erkekler falan? olabilir valla. Vallahi her şey olabilir. İkisi de güzel kız. İki Ama şey, yerden. muhabirde mesela neden Tuvana'yı soruyor, değil mi? Yani Tuvana neden İrem Sak'a sorulur? Ve daha sorar sormaz İrem'i şöyle. İzliyoruz, Hepsini izliyorum. biliyoruz. Hepsini. Yani bir ne bu Sanki ya? bekliyordu, Evet anladın ya. mı? İzliyorum. Ha, geldi Hepsini soru işte. izliyorum. Tamam, şimdi bunu Acaba söyleyeceğim diye. sor mu dedi? Ah. O da Her şey olabilir. olabilir. Tabii canım, arada anlaşmalı. Hani eski Tabii. televolelerde neler Şimdi vardı ya. sen bana şunu sor, ben şöyle söyleyeceğim. Evet. Sen ne Bak, istiyorsan ben sana sana diyorum malzeme vereceğim. gibi. Şimdi ne oldu? İrem'le Tuvana'yı yan yana getirdik. Güzel polemik. Tabii, kapışma var mı? Tuvana bir cevap verirsen olacak. Vermez. Bence de Suçlu. Hem vermeyecek. suçlu hem güçlü O olmasın. en son şey yapmıştı Tuvana. Hesabını bakayım, gizlemişti. Hala gizli mi? Evet, hala gizli. Bravo.
Gizli. Yani şey yapmış, evet, istikrarlı. Peki. Gizlemekle. Şey açtı mı? Şeyma açtı mı? Şeyma'nın mı gizli? Gizledi. Dur Bir dönem bakayım. gizledi. Geçen Şey, hafta. o şey tepki alınca onun paylaşımlarından dolayı ona bakalım. Sonra geri açtı Şeyma mı? Savaşı açmış. İyi. O dayanamadı. Aç kapa. Oh, böyle bir reklam Dayanamadı. vardı. Onunki öyle. Evet, UNICEF'le ilgili paylaşımlar yapmış korona falan Aferin Şeyma valla. Subaşı. Çünkü anne o da sonuçta. Evet, güzel. En son Peki. paylaşımı Mama is in town, yani Türkiye'ye geldi. Hoş geldin. Güzel. Devam ediyoruz. İrem Derici. Aa, İrem Derici dedik. İrem Derici çıktı. Evet, Çok İrem güzel onun Derici'den saçlarında. TBT paylaşımı olay olmuş. Bakalım neyi paylaşmış. Çok güzel saçlar. Eski paylaşımı bu. Bakar mısın? Evet, Aa, çok evet. güzel görünüyor. Yeni. Aa, lider değil mi o şuradaki? Ay TBT'ye yok. çok benzettim. Eski Yenileri erkekler. gelmeden en ağrılı TBT diye TBT diye TBT, aa. paylaşıyor. Yenileri geliyor demek ki. Vücut iyi yalnız Tabii bak. tabii. Ve Ama saçlar da ne adam güzel. incecik bir kız ya. İncecik Bununla yani. ilgili biliyorsun, demin konuştuk ya mesela, iyi şeyler söyleyince hiçbir zaman bir Tuğba Ünsal bana teşekkür etmiştir işte. Bir de neydi? Şeyda Coşkun'un şeye, Tuğba Coşkun var ya, Fikret Orman'la ilişkisiyle ilgili konuşmuştum. Şeyda ablası mesaj atmıştı. Ya demişti, herkes kötü konuşuyor, herkes kötü konuşuyor, teşekkür ederiz demişti. Hakikaten yani bazen ihtiyaç da oluyor iyi bir şey söylemeye insanlara, çok enteresan bir şekilde. Tuğba teşekkür etmiş. İrem de İrem'de. iyinin değerini bilenlerden. Evet İrem de ya. ayrıdır bizim için, Evet gerçekten gerçekten o severiz. da ki burada gerçekten kötü yorumlarımıza da maruz kalmış Yayında isimlerden kendi söyledi ya, biridir. kötüler için de teşekkür ediyorum, iyiler İyiler için de için teşekkür de ediyorum. bence objektif. Kötü de değil ya, hakarete varmadıkça Yok canım. eleştiri tabii ki herkes kabul edebilir ama Ben hayatımda kimseye hakaret etmedim. bu ya, Eleştiri. yaşlanmışsın nedir mesela, anladın mı biraz evvelki? Yaşlanmışsın, bir de ağlayan surat koyunca o aslında eleştiri değil, hakaret oluyor. Çünkü onun anlaşması var, o yaşlanmayacak. Ama Tabii, tabii, bilmiyorsun. tabii, tabii. Evet. Öyle. Devam edelim. Nusret'le devam edelim mi? Kibar adam bak, Kadınlar Günü şeyi yapmış. Ne yapmış söyle. Jest yapmış, bir gösterelim. Annesiyle fotoğrafını paylaşıp Kadınlar Günü'nü kutlamış ama nasıl bir bakalım, davet etmiş. Ay, daha önce annesi ve babasını bir kliple Instagram'da görmüştük. Evet. İşte benim annem, bu benim annem diyor. Kadınlar Günü özel menü diyor. Sizi bekliyor. Keyfini çıkarın. 12'den akşam 7'ye. Bedava mı? Ha, bedava değil mi? Ay güzel, kadınlara bedava. Ay ne kadar güzel bir hareket Aferin, ya. ama yani güzel de Nusret yalnız kazanır. parayı artık nereye koyacağını şaşırmış E durumda. tabii, günde 1 milyon cirosu vardı, hatırlamıyor Diyor musun? ki bu benim annem, eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. Kadınlar Günü kutlamak için bütün kadınlara bekliyorum demiş. Yani senin dediğin saatler Evet. 12 ile 7 arası. Güzel. Peki, 12 ile 7 arası koşun yemek yiyin kızlar, Ay zaten orada hanımlar. izdiham oldu. Şimdi nasıl olacak belli değil. Erkekler ne yapıyor? Bekliyor. Erkeklerin para mı alacak, kadınları almıyor. Erkeklerden düşünsene, gelecek hesap gelecek sadece erkeğin parası. Çok güzel Güzel. hareket ama. Güzel bir Gerçekten şey. herkes de örnek olsun. Kadınlar Evet. Günü. Ne zaman? Pazar. 8 Mart Dünya Biz Kadınlar yokuz. Günü. Şimdiden kutlu olsun efendim Kadınlar Günü. Pazar günü yayın olmadığı için pazartesi 9'da geç olur. Biz şimdiden kutlayalım. Şimdiden kutlayalım. Aynen Kadınlar öyle. Günü kutlu olsun hayatım. Canım, senin de Kadınlar Günü kutlu olsun. Eskiden kibar bir yapımcı vardı. Çiçek Çiçek alırdı. alırdı. Nerede? Nerede? Yok. Bilal Özbilge'den O da bahsediyorum. gitti. Eskiden güller gelirdi burada. Ama şimdi o da şey düşünüyor. Pazar günü bir şekilde. Hiç öyle de düşünmüyor. Unuttu gitti. Uykum var der. Şimdi sorsa benim çok uykum var der. Peki. Hiç eskiden ilişkileri tekrar gözden geçirmek lazım Şu Bilal'le. reklam arasında geçirelim mi? Geçirelim. Kısa bir reklam, sonra buradayız. Bilal nerede? Bilal. Ve bugün Instagram paylaşımlarını en son konuştuk. Yine bir Instagram paylaşımıyla Cuma'yı kapatalım diyoruz. Sertap Erener bir paylaşım yapıyor. Okuyabiliyor musun? Evet, küçük bir yazı var ama abimle hep çok anlaşarak büyüdük biz. Hiç kavga etmedik diyor fotoğraflarda TBT ama. Sonra biz büyürken hep Amerikan akrabalarımız oldu. Rahmetli babam çok severdi çünkü. Ben miniciktim. Arabalar da bir o kadar büyüktü. Ve bu sayede arabaların arka pencerelerinden boşluğunda uyuyacak şahane bir yatak çıkardı bana. Hep orada uyurdum. Ay Sertap nereye gidiyorsun? Tamam. Seyahat ederken diyor hep orada uyurdum. Bir de hep dans ederdik. Biz dans etmeyi çok sevdik. Müzik dolu bir ailede büyüdük ikimiz demiş. Ne güzel. Kalben de kalp Kim atmış. Kalben. ama abisi de zaten onun bildiğimiz bir abisi var. Evet. Şimdi muhteşem bir TBT. Serdar Erener'di değil mi Evet. reklamcı? Evet. Hatta Nil Kara İbrahimgil'le evli. Evet. Evet. Çok müzik dolu bir aile ve gerçekten öyle. Reklam her şekilde iç içe ve giriftler onlar O da yaptığı fotoğraf işle. çekilmesinden nefret eden Evet. ünlülerden. Hatırlıyor musun? Beni niye çekiyorsunuz demişti. Doğru. Evet. Ya. Sertab'ı seviyoruz. Ama çok son yıllarda çok gergin. Çok agresif.
Evet ama sadece o herhalde sahnede sevenleriyle olmak istiyor. Magazinde olmak saygı istemiyor. Duyalım. Ona da saygı duyuyoruz. Evet. Peki. Yavaş yavaş söyledik. Bir Peki. beraberimiz daha bitiyor. Evet. Pazartesi günü aynı saatte yine Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere efendim. Hayırlı cumalar. Ben güzel diyeceğim düşünün, Ali. Güzel olsun. Neydi? Ben diyeceğim Ali. Ben Ece Erken. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.